Sıra dördüncü sorumuzda. Dördüncü sorumuzda flash filmi hazırlayıp ilgili bölüme montaj ediniz diyor. Yani şu üst bölüme. Yani buraya 800-220'lik bölüme. Şu yıldız dönecek. Şu okta adınızı soyadınızı göstermeye çalışacak. İleriye geri hareketi yapacak. Basit bir flash animasyonu. Hemen bunu yapıyoruz. Öncelikle ne yapmam gerekiyor? Bir tuval açmam gerekiyor. Bu tuvalimizi, belgemizi 800'e hemen buradan ayarlıyorum. 800'e 220 şeklinde. Tamam diyorum. Şimdi buraya yapım bozulmak için, tasarımı bozulmak için resim import içeri aktar. Yani import içeri aktar demek. Sahne alanını alıyorum direkt. Sonuçta kütüphaneye alıp sembol haline getirmeyeceğim. Sahne alanına içi aktar diyorum. Ve şimdi o resmimi seçeceğim. Hangi resmimi seçeceğim? Benim şu görüntüler klasöründeki birinci olan resmim. Şöyle göstereyim size. Şu bölüm değil mi? Evet, şu bölümü göstereceğim. Alıyorum flash'a. Hemen alalım. Evet. Resmin yerini gösteriyorum şimdi. Şu birinci olan resmim. Evet, resmi buraya tam bir şekilde oturtayım. Sizler de bunları bu şekilde buraya tam bir şekilde oturtmanız gerekiyor. Şu ok tuşlarını kullanabilirsiniz. Buraya tam bir şekilde oturtturdum. Şimdi şunun üzerinde çalışma yapacağım. Öncelikle şunu yapalım. Şu katmanım benim ana katmanım. Şunu bir yapalım. Ve şu ana katmanının ne yapalım? Şuradan kilitleyelim. Şuradan kilitleyelim. Artık bu çünkü katmanın kıpırdamasını istemiyorum. Benim onun dışında şurada yıldız, ok ve adım soyadım yazacak. O yüzden hemen buraya 3 tane daha katman ekliyorum. Evet. İsimlerini de yazalım, karışmasın. Siz de çalışırken bu şekilde çalışın. Yazı, yıldız ve ne var? Ok var, değil mi? Basit bir animasyon. Bunların daha iyilerini sizler yaptınız. Şimdi ana katmanım bu animasyon basit dediğim gibi şöyle 40 kare, 40. kareye kadar kare ekle diyerek 40 kare boyunca şunun gözükmesini sağlayayım. Şimdi yazı katmanımın şu birinci karesine gelip tıklıyorum ve buraya şu bölgeye ne yapıyorum? Adımı soyadımı yazıyorum. Sizler de kendi ad soyadlarınızı buraya ne yapacaksınız? Yazacaksınız. Evet. Ben yazdım. Evet. Sonra yazımı şöyle ortalıyorum. Şimdi ben size şu tasarımı da çalışmanızı tavsiye ediyorum Mezmo hareketlendiricide. Daha rahat çalışırsınız. İşte özellikler şurada daha iyi gözüküyor çünkü. Yazımı şuradan yazı tiplerini işte şunları zaten grafik dersimizde bol bol anlatmıştık, konuşmuştuk. Şimdi benim yazımım herhangi bir şey olacak mı? Hayır, olmayacak. O yüzden 40. kareye kadar da bunu ekliyorum. Şöyle kare ekleyelim. Evet. Geldik yıldız kare katmanına. Yıldız katmanına geliyorum. Ve şu hangi araçlarımdan benim araçlarım nerede? Şurada. Yıldız lazım bana. Şimdi işte bakın burada yıldız bulamazsanız Firefox'a da çekebilirim bunu buraya. Hemen bakın Firefox'a geçiş yapalım. Şöyle yeni bir şöyle tuval açalım. Şimdi burada hazır yıldızımız vardı. Değil mi? Şurada. Evet, şu yıldızımı şurada çiziyorum. Hatta burada bu yıldızınızı hazırladığınız yıldızınızı daha da değişik hale getirebilirsiniz. Hani şekillendirebilirsiniz. Artık onları söylemiyorum ben. Onu zaten biliyorsunuz sizler. Evet, şu şekilde bir yıldız hazırladım. Ve bu yıldızımı kopyalıyorum. Ve flash alanıma geliyorum ve yapıştırıyorum gençler. Buradan buraya aktaramadım. Normalde aktarabilmem gerekiyor. Şöyle bir deneyelim. Hayır. Şurayı seçelim yıldız karemizi. Şimdi gelelim. Evet. Yıldızı kopyaladık. Ve yapıştırdık. Evet, tamam diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi Firefox'ta hazırlayıp hemen buraya kopyalayıp yapıştırdım. Şimdi bunu hemen yıldızımı şuradan boyutlarını küçültelim. Ufaltalım bunu.
Evet. Ufaktan. Şimdi yıldızımı sağ tuştan ne yapıyorum? Sembole dönüştürüyorum. Ve buna ne diyelim? Yıldız diyelim. Bunu döndüreceğim biliyorsunuz. Daha önce Flash'ta bunları beraber yapmıştık. Movie Clip nesnesi haline getiriyorum. Bir film klibi yani. Evet, bunu ekledim. Nasıl döndürüyorduk gençler bunu? Birinci karede böyle bu şekilde bunu klonluyorduk. Şuradan yıldızımı çoğaltayım. Yalnız sembolümü çoğaltmam daha mantıklı. Şunu silelim. Evet. Şuradaki yıldız sembolünü çoğaltalım. Evet. Yıldız kopyası oldu değil mi şu anda? Üst üste yıldız ve yıldız kopya. Bakın. İki tane yıldızımız. Aslında bu kadar uğraşmaya gerek yok gençler. Hani şu sembol oluşturduk. Birinci karede burada dedik. Kopyalıyoruz aynı şu kareyi. Kopyalayalım. Fazla da uğraşmayalım kareyi. 40. kareye gelelim. Yapıştır diyelim. Şurası yalnız kaymış. Şu şekilde bir kaydıralım şu tarafa. Evet. Şimdi 40. kareye geldik ve burada bunu ne yapıyorum? Şuradan döndürüyorum. Düzgün olmadı ama araya da klasik araya oluşacak. Evet. Değişik bir döndürme yaptım. Tabii bunu fazla esasında daha düzgün bir şekilde çalıştırabilir. Oku geliyorum. Hemen şuradan bir ok çizelim. Burada ok başlarının olması lazım. Sembol olarak. Burada göremezsiniz bu ok başlarınızı. Kendiniz çizebilirsiniz. Yine Firebox'tan alabilirim. Yine burada öğelerim var, ortak sembollerim var, oradan yapabilirim, kendim çizebilirim. İsterseniz bunu da Firebox'ten alalım. İşte Firebox'te bakın bunların şuradan bir ok aldım, çizdim, oku çevirelim, diğer tarafa çevirelim, değiştirden dönüştür, 180 derece döndür dersen ters döner. Kopyalıyorum bunu ve flash'ıma, pardon yine olmadı, bakın şurada şu katmanı seçmem lazım, seçmezseniz yapıştıramazsınız, unutmayın. Geldim oku, evet, bu ok büyük, oku küçültüyorum. Kalem merkez noktasını küçük büyüyor. Video kaydı yaptığım için yeterli düzgün çalışamıyorum. Bu okun hareketi gayet basit. Yine bunu sembole dönüştürelim hemen. Sembol F8'den film klip olsun. Çok önemli değil. Birinci karede burada kopyalıyorum şu karemi. Kareyi kopyalıyorum. 40. kareye yapıştırıyorum bu karemi. Kareyi yapıştır dedim. 40. karede bu oku biraz geri alıyorum. Şöyle. Ve şu araya gelip herhangi bir yere klasik ara oluştur diyorum. Evet, animasyonumuzu oynatalım. Evet, animasyonumuz oluştu. Burada yalnız 41. kare oluşmuş durumda şurada. Şu 41. kareyi şuradan temizlemem lazım. Temizledim şu kareyi. Bakın. Şimdi bir kez daha oynatalım animasyonumuzu. Evet. Şurada boş bir kare var. Burayı kaldırmam gerekiyor. Yoksa bakın son karede boşluk meydana geliyor. Bunu buradan temizleyelim, kaldıramazsanız burada kareleri kaldır demeniz gerekiyor. Şimdi oldu. Şu kare şuradan kalkmış oldu. Evet, animasyonum şu anda tamam. Şu şekilde. İleri geri hareketi de gerçekleşmiş oldu. Ve bunu ne yapıyorum? Dışarı aktarıyorum. Nasıl aktarıyorum? Filmi dışarı aktar diyorum. Bu benim cevap anahtarımdaki SVF dosyam. Buna da klasör açabiliriz değil mi? Ama açmamıza gerek yok. Bir tane SVF dosyamız var. Evet, banner olarak bunu çıkarttım.
Şimdi flash'ta olan işim bitti. Bunu isterseniz dilimi buraya geçip ilgili bölgeye alması kaldı. Evet. Bu alma işlemini tabii ki nerede yapacağım ben? Taslakta yapacağım. Yani çünkü biliyorsunuz diğer sayfalarda sadece benim işim nereyle? Şu bölgeyle. Edit region'ı yani düzenlenebilir alanı koyduğum yeri sadece düzelteceğim. Şu diğer kısımları hep template'te değiştiriyorum. Ve şurada resim var. Biliyorum benim. Resmimi siliyorum. Ve bu tablonun içerisine ekleden ortam ve sevefe deyip şuradan banner'ımı ne yapıyorum? Buraya ekliyorum. Evet, hiçbir yerinde oynama yapmadığım için çalışmanın evet şu kendi eklentilerini ekledi ve diğer sayfaları da bakın bütün hepsini 14'ünü birden güncelleştirecek. Baştan o yüzden açtım zaten sayfalarımı. Güncelleştir diyorum. Evet. Bütün sayfalarım şu an hazır. Bazılarınız şu taslak sayfasını ön izlemeye çalışıyor olduğunu gördüm sınavda. Böyle bir şey yok. Taslak değil. İndeks sayfamı açıyorum veya da herhangi bir diğer sayfayı açabilirim. Evet, bu sayfamı ön izlemesini yapalım. Evet, bakalım herhangi bir sorun var mı? Evet. Gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir sorun gözükmüyor. Diğer sayfada kısımlarda kısımlar hazır değil. Evet, basit bir şekilde ok ismini gösteriyor. Yıldız da kendi kafasına göre takılıyor şu an. Evet, flash banner hazırlaması bu kadar. Böylece dördüncü sorumuzu da yapmış olduk. 18, 26, 34 puanlık kısım bunlardı sadece zaten. Evet, videomu daha fazla uzatmadan hemen sonlandırıyorum. Bir dahaki bölümde resimli menü yapımını göstereceğim.